kişi. Tam olarak şuradayım. Şurada durdum. Şeyin tam şeyin arkasında. Şurada bir yer. Bilgisayar ekranından akan görüntüler tam bir yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinden. Görüntüleri seyredense o gün gaz fişiyle başından vurulan Lobna Allami. Ve ben artık titremeye başlamışım. Ve çok kötü böyle çıkırıyorlar ama çok kötü şey yapıyorlar. Belki yani ölebilirdim yani. Biraz dikkat olmak gerekiyordu ama. Bugün Danimarka'nın Aarhus kentinde yaşayan Allami'yi ölümün kıyısına getiren bu olay bütün hayatını değiştirdi. Bunları hiç hatırlamıyorum. 3 beyin ameliyatı geçiren Allami yaklaşık bir ay komada, aylarca yoğun bakımda kaldı. Allami uyandığında hiçbir şeyi hatırlamıyor ve konuşamıyordu. Ama yavaş yavaş saklıyorum. Daha sonra yavaş yavaş geçmişi hatırlamaya başladı. Oraya gittik. Hepimiz yaklaşık sanırım çok da insan değildik. Bir 50 kişi falandır vardır yani. Gittik oraya Taksim'e. Oraya oturduk. Sırrı sürekli bir şeyler söyledi. Çocuklar burada kalın işte. Bize vurmazlar, hani etrafımızda olurlar ama bizi vurmazlar diye düşündüm. O yüzden ben hep oturdum. Hatta polisler geldi, gaz başladı falan. Ben hala oturdum. En son bir arkadaşım dedi ki artık nefes alamıyorum, artık gidelim dedi. Sonra oradan kalktım. İşte herhalde bir 2-3 biraz yürüdüm. Sonra hemen gittim. Onu da hatırlamıyorum. Onu da seviyorum. Kendini ifade edebilecek kadar konuşmaya 3 ay önce başlayan Allami, şimdilerde yavaş yavaş okuma yeteneğini de kazanmaya çalışıyor. Hastanede yattığı sırada kendisi için yazılan notları ve gönderilen mektupları bugünlerde daha yeni yeni okuyor. Güzel bir şey. Yoksa ben notlara bakıp o günleri hatırladıkça en fazla hükümete ve de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kızdığını söylüyor. Hadi uyan bak dinleniyoruz. Hadi uyan bak kazanıyoruz. Allami bu küçük Kuzey Avrupa kentinde iyileşmek ve eski hayatına dönmek için yoğun bir mücadele içinde. I belong, I want. Ders alarak zamanında çok iyi bildiği İngilizceyi yeniden öğreniyor. Ana dili Arapçayı hatırlamak için ara ara annesiyle telefonda Arapça konuşuyor. Hayatı boyunca yazmayı çok sevmiş olan Allami bugün yazamıyor. Bunun boşluğunu resim yaparak doldurmaya çalışıyor. Fizik tedaviye ve yüzmeye gidiyor, uzun yürüyüşlere ve koşuya çıkıyor. Şu sıralar en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri ise konuşmak. Aslında insanlara çok ihtiyacım var. Yani konuşmam gerekiyor herkeste ki hani tekrar dil öğrenebileyim diye. Ama burası çok yalnız. Herkes kendi içinde, kendi ailesiyle falan oturuyor ama kimse sokakta falan kimseyle konuşmayla yapamıyorsun. O yüzden en çok Türkiye'ye gitmek istiyorum ki hani insanları özleyeyim. Zaten insanları çok özledim. Bir yandan da onlarla konuşmak istiyorum. Türkiye'deki gündemi de sürekli takipte Allami. Uzakta olsa da ülkedeki hükümet karşıtı sokak protestolarını desteklemeye devam ettiğini söylüyor. O günkü gibi bir polis müdahalesi olacağını bilse yine de Gezi Parkı protestolarına katılır mıydı sorusuna şu cevabı veriyor Allami. Evet,
yine giderim. Ama bu sefer daha hazırlı olmam gerekiyor. Yüzünde bir maske olması gerekiyor. Geçen gibi olması, olmaması gerekiyordu yani. Bu sefer daha hazır olacağım yani. Ama olursa gider miyim? Kesinlikle giderim. Allame en azından bir süre daha Avrupa'da yaşamayı düşünüyor. Ancak aklı yine de Türkiye'de. Türkiye ile ilgili en büyük dileği ise artık ülkedeki gösterilerde kimsenin yaralanmaması, ölmemesi. Mahmut Hamsici, BBC Türkçe.